Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Almanya'da Grund Rente konusunu ele alacağız. Konuğumuz Alman Rentenkasse'de uzun yıllar, yaklaşık 30 yıl çalışan bir uzman Sayın Özbek Tacıroğlu. Özbek Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, emekli olduktan sonra yine toplumu bu şekilde aydınlatmaya, bilgi vermeye devam ediyorsunuz. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Öncelikle hemen şu soruyla başlayalım. 2021 yılının başından itibaren, 1 Ocak 2021'den itibaren Almanya'daki emekli aylıkları artacak deniyor. Bu Grundrente konusu, bu doğru mu? Ne kadar artacak? Evet. Şimdi buradan değerli izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Almanya'da 1 Ocak 2021'den itibaren yeni bir emeklilik türü yasalaştı veya yasalaşacak önümüzdeki günlerde. O da Grundrente. Grundrente nedir? Grundrente şudur. Bir kişi uzun yıllar sigortalı olup da yani en az 33 yıl sigortalı olup da bu süre içerisinde düşük maaşla çalışıyor ve emekli olduktan sonra eline düşük bir emekli aylığı geçiyor. Bu insanlar kendi ellerinde olmadan mecburen yarım gün çalışmışlar veya çalışma hayatına birkaç yıl ara vermişler. Örneğin çocuk dünyaya getirmişler, çocuk büyütme süreleri içerisinde çalışamamışlar. Ama en nihayetinde emekli olduktan sonra az maaş bağlanmış ve bu bir mağduriyet yarattı. Buna karşılık da Almanya'daki koalisyon hükümeti geçtiğimiz yıl büyük bir proje hazırladı ve Grundrente dediğimiz böyle bir emeklilik türünü Alman sosyal güvenlik yasasına yerleştirdi. Bu her önüne gelen veya her düşük maaş alan benim aylığım yükselecek diye bir kural yok. Niye? Çünkü Almanya'da Grundrente'den faydalanabilmek için biraz evvel de söylediğim gibi uzun yıllar sigortalı olmak lazım ve bir düşük aylık almış olmak lazım. Bunların bazı şartları var. En önemli şartı o da şudur. Bir, Grundrente alabilmek için kişinin en az 33 yıl, 33 yılda 396'ya tekamül eder. 33 yıl sigortalılık süresinin olması lazım. Bu sigortalılık süresi nedir? Bir fiil çalışma süreleri, krankheit süreleri yani hastalık kasalarından alınan süreler, kura gidilen süreler, annelerde çocuk yetiştirme süreleri, işsizlik süreleri, işsizlik yardımı süreleri, üniversite ve lise ve üniversitedeki eğitim süreleri, yurt dışında çalışılan süreler, isteğe bağlı Freiwillige Beitrag dediğimiz isteğe bağlı ödeme süreleri gibi Almanya'da birçok daha ismini saymadığım şu anda sigortalılık süreleri var. Ancak bu sigortalılık süreleri Grundrente'ye dahil edilmesi için bazı bütün süreler dahil edilmedi. Ya nedir bu dahil edilen süreler? Örneğin bir kişi Grundrente'den faydalanabilmesi için en az 396 ay sigortalılık süresi gerekir. Bu sigortalılık süresine bir fiil çalışılan süreler, hastalık anında veya hastalık süresince hastalık kasasından alınan bu hastalık süreleri, eğer bir yakınını flege yapıyorsa, bakım yapıyorsa bu bakım süreleri, annelerde çocuk yetiştiriyorsa çocuk yetiştirme süreleri gibi süreler dahil edilen sürelerdir. Hemen burada şu işsizlik sürelerine değinelim. İşsizlik süreleri dahil edilecek mi bu 396 ayı doldurmaya? Hayır. İşsizlik Arbeitslosengeld 1 ve Arbeitslosengeld 2 dediğimiz süreler bu 396 ayı doldurmaya dahil edilmeyecek. Ve en önemlisi mini joblar dahil edilmeyecek. Bunun dışında aşağı yukarı diğer süreler, biraz evvel saydığım süreler dahil edilecekler. O zaman ne oldu? İki tane büyük şartı var. Bir, 33 sene yani uzun süreli sigorta içerisinde kalmış olmak ve bunun içerisinde de 396 ay geçerli olan sigorta süresine haiz olmak. Bu kişilerin bu Grundrente'den faydalanma hakkı var. Evet, o zaman 33 sene sigortalı olacaksınız Grundrente'ye başvurabilmek için birincisi. Burada mini job olarak bu 450 avro ve altındaki işler sayılmıyor. Arbeitslosengeld 1 ve 2 de işsizlik parası 1 ve işte eski adıyla Hartz IV olarak bilinen, sosyal yardım olarak bilinen bu Arbeitslosengeld 2 de buna dahil değil. Bunun dışındaki çalışmalar ve bazı başka düzenlemeler dahil.
Peki düşük maaş dediniz Özbek Bey. Yani maaşın ne kadar düşük olması lazım, ne kadar artacak? Müsaade ederseniz Çalışma Bakanı Hayli'nin verdiği bir örnek var. Onu ben aktarayım. Siz bu örneğin üzerinden biraz detaylandırırsanız memnun oluruz. Bakan diyor ki 40 yıl boyunca çalışmış Almanya'da bir kişi 514 avro emekli maaşı alıyor diyor. Asgari ücretten 40 yıl çalışan biri 514 avro emekli maaşı alıyor. Hakikaten bir Çalışma Bakanı için bunu söylemek çok zor yani. Bunu dünyanın başka ülkelerinde yaşayanlar duysa çoğu inanmaz ya, olur mu, Almanya çok güçlü devlet, büyük devlet, sanayi devleti daha fazladır derler ama gerçek bu. Bu 514 avro 961 olacak diyor. Ama hani şöyle bir şey söyleyemiyoruz herhalde. Maaşlar en az 1000 olacak veya en az 1200, en az 900, öyle bir rakam söyleyemiyoruz. Herkes kendi hesabını kendisi ayrıca yapmak durumunda, değil mi? Orayı biraz daha açar mısınız? Tabii. Şimdi Almanya'da bakanın söylediği genelde 2021 yılından sonra emekli olanları kapsar diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda yapılan hesaplarda yani 2019'a kadar gelen emekliler, ilerisini söylemeyelim, bugüne kadar emekliyi hak etmiş uzun süre çalışanlar ortalama burada eğer 924 euronun altında bir emekliliği var ise o zaman bu kişilerin bu kanundan faydalanma hakkı doğuyor. En az 333 euro, en yüksek ise 924 euro olmak şartıyla ikisinin ortasında yani normal bir emekli aylığının, ortalama bir emekli aylığının %80'i 2019'a göre emekli aylığının normal ortalama bir emekli aylığının %80'inin altında eğer kişi emekli aylığı bağlanmış ise bu haktan faydalanacak. Şimdi bakanın o 40 yıl söylemesine bir değinmede bulunayım. Kişi 40 yılda çalışsa, 35 yılda çalışsa hesaplamalarımız 35 yıla kadar yapılır. Yani kişi 42 yıl çalıştıysa o 42 yılın 35, 7 yılı dahil edilmez. Kanun şu andaki kanun daha yasalaşmadı. Ancak yasalaşırsa da büyük bir ihtimalle 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde yasalaşacak. Ama en doğru cevap Ocak ayından veya önümüzdeki haftalardan sonra kesin olarak rakamlar kesin olarak belli olacak. Fakat sorduğum için söylüyorum. Yani burada 924 euro 2019'un verilerine göre söylenmiştir. 2020 ve 2021'de başlayacağına göre o 950 de olabilir, 960 da olabilir. Yaklaşıktır, doğrudur onlar. Ancak buradaki o 40 yıla biraz haksızlık etmeyelim Almanya'ya. O da şu. Almanya'da 35 seneye kadar yapılacak bu hesaplar. Yani kişi isterse 50 yıl çalışsın. Kanun diyor ki 35 yılını ben nazar dikkate alacağım diyor. O 35 yılın bir de içerisinde yapılan hesaplamalar şöyle. Yani diyelim ki 40 yıl çalıştı, bir örnek verelim. 40 yıl içerisinde bakıyoruz. Her yıl bu kadın veya bu sigortalımız ne kadar kazanmış, kaç entgelt punktu almış? Nedir mesela 1985'ten 90'a kadar bu kadın gayet düşük çalışmış. 0,4 entgelt punkte dediğimiz yani başka bugünkü anlaşılması için 300 euronun altında para kazanmış. Brüt. Gitmiş regalları doldurmuş şeyde süpermarketlerde falan düşük maaşla çalışmış. Ondan sonra o arada hiç çalışmamış sadece çocuk büyütmüş. Bu çocuk büyütme süreler de bu 40 yılın içerisinde geçerli dedik. Velhasıl yani bu şekil her yıl tek tek hesap ediliyor. Hesap edilirken de o 40 senenin değil de 35 senenin yani 7 sene daha az baz alınıyor. Ve bu kadın düşük maaşla aldıysa her yıl ayrı ayrı hesap edilerek ortalaması bulunuyor. Vatandaşların anlayabilmesi için şöyle söyleyelim. Bugünkü ortalama emekli aylığının %80'i 924 euro yapar. 924 euronun altında kim az emekli alıyorsa bundan diğer şartları da yerine getirirse bundan faydalanma hakkı var. 924'ün altında alanların maaşları artacak Evet. diyebiliyoruz bu şekilde. Evet. 924 alan kaç kişi var ki Özbek Bey? O zaman herkesin artar. 1,3 milyon kişi var. Evet, az alan. Azalan. Evet. Yani bu haktan, bu grund renteden faydalanmak veya faydalanacak kişilerin
istatistiklere göre 1 milyon 300 bin küsür sigorta emeklimiz var. Onlar bu haktan faydalanacak. Tabii bu da şimdilik. Şimdi önümüzdeki dönemde emekli olanlar daha da kötü şartlarda emekli olacaklar. Bu ilk, birinci, ikinci nesil daha iyi şartlarda emekli oldu. Gittikçe işler kötüleşiyor aslında o açıdan. Ya aslında Oktan Bey, kanun koyucu, hemen ben yani şunu söyleyeyim. Kanun koyucu erkeklere değil de bayanlar için düşünülmüştü bu kanun. Çünkü bayan iki tane çocuk dünyaya getiriyor. Bir daha çalışma hayatına dönemiyor. Bir örnek verelim. 25 yaşında ilk çocuğunu, 30 yaşında da 35 yaşında ikinci çocuğunu. Bundan sonra zaten o çocukların büyümesi kadın 45-50 yaşına geliyor. Ondan sonra girdiği işte ya temizlik işleri, ya düşük maaşlı ücretler, ya mini joblarla çalışıyor. Çünkü çalışma hayatından uzun süre ayrı kalmış. Ve bundan dolayı mağdur olan bayanlar genelde düşünüldü bu kanun koyucu. Ama tabii erkeklerimiz de var bu düşük maaşı alanlar, ama onlar emin olun %10'u geçmez. Evet. %90 ağırlıklı bayan sigortalımız. İki önemli nokta kaldı benim aklımda. Şimdi bu Grundrente'yi alan bir kişi diyelim, bakanın dediği gibi işte 514 maaş alıyordu. 961'e çıktı bu kanun sayesinde. Bu kişi diyelim Türk vatandaşı ve atladı gitti Türkiye'de yerleşti. Türkiye'ye yerleşti emekli olduktan sonra. Bu da yine aynı şekilde arttırılmış olarak alabilecek mi bu Grundrente'yi, yoksa işte bu Grundsicherung gibi ne bileyim diğer sosyal yardım gibi Almanya'da mı yaşaması lazım? Hayır. Bu bir sosyal yardım değil veyahut da bir belediyelerden alınan ikamete dayalı sosyal hilfe de değil. Bu sosyal kanun kitabının 6. kitabında, yani SGB 6 dediğimiz, Sosyal Gesetzbuch 6 dediğimiz, o 6'da direkt olarak yeni bir emeklilik türü olarak girecek. O zaman onu hak eden kişi hiç hangi ülkede yaşarsa yaşasın, tabii şu andaki taslağa göre konuşuyoruz Oktan Bey. Hani taslakta ne olur onu bilemem. Ancak şu andaki elimizdeki taslağa göre yurt dışında yaşasa dahi oraya ödenecek. Evet. Hiçbir kesintisi olmadan. Tabii bu belirtiriz işte 33 yıl sigortalı olacak, primler ödenecek, mini joblar, işsizlik paraları dahil değil. Bir de tabii yaşının gelmesi lazım bu Grundrente'den faydalanmak için. Emeklilik yaşları da şu anda 67, 69'a çıkarılmasını isteyen Merkez Bankası var. O yönde bir öneri var. Ama herkese de 67 değil galiba. Emeklilik yaşı kaç Özbek Bey Almanya'da? Neye göre belirleniyor? Şimdi Almanya'daki emeklilik yaşı yıllardan beri hiç değişmedi. 2002'de bir Renten reformu yapıldı. O tarihten beri devamlı sabit kaldı. Bu şudur. Almanya'da en erken emeklilik yaşı bayan olsun, erkek olsun. En erken emeklilik yaşı Altersrente dediğimiz, yani yaşlılıktan dolayı emeklilik yaşı 63 ile başlar. 63 yaşında başlar. Ondan sonra kademeli olarak 67'ye kadar çıkıyor. Bu şu demektir. Bir kişi 63 yaşında en erken emekli olabilmesi için 63 yaşını doldurmuş olması lazım. Artı şimdiki, geleceğiz yine konumuza, 35 sene sigortalılık süresinin olması lazım. Başka bir deyişle Grundrente'den faydalanacak kişiler genelde derken en büyük grup bu 60, 63 ve üzeri yaşta olanları bu Grundrente'den faydalanacaklar. Tabii ki sadece Altersrente, Besihen dediğimiz, yani yaşlılık emekliliği alanlar bu Grundrente'den faydalanmayacak. Aynı zamanda Erwerbsminderungsrente dediğimiz, yani hastalıktan dolayı da emekli olanlar bu haktan faydalanacaklar. Eğer şartları yerine getirirlerse, mesela hastalıktan olan kişi illa 63 yaşında hastalıktan dolayı emekli almaz. 50 yaşında da emekli aylığı bağlatır. 55 yaşında da emekli aylığı bağlatır. Ancak o zaman şart nedir? O emekli olduğu tarihe kadar 33 senesi çıkıyor mu? Evet. O biraz, yani genelde yaşlılık emekliliği alanlar bu konuda büyük avantajlılar. Çünkü hastalıktan dolayı emekli aylığı al. Ha, tamam, kişi 60 yaşında da hasta olabilir. Hastalıktan dolayı emekli aylığı bağlanmış olabilir. O zaman eğer 396 ay yerine getiriyorsa o da faydalanır tabii. Düşük emekli ayrılırsa. Evet, zaten hani hiç prim ödemese bile bir kişi belli bir yaştan sonra çok az bile ödese, çok az bir emekli maaşı bile olsa ona yine sosyal yardım sistemi üzerinden işte sosyal yardımla veya Grundsicherung'la
bir şekilde gelirin üstüne tamamlayıp belli bir noktaya getiriyorlar. Ama tabii insanların hareket alanı kısıtlanıyor. İşte Hollanda'daki sistem mesela çok daha iyi. Para ödeseniz de ödemeseniz de emeklilik yaşınız gelince belli bir emekli maaşı alabiliyorsunuz. O açıdan keşke Almanya'da da böyle düzenlemeler hayata geçse diyoruz. Yine de hiç yoktan iyi bir düzenleme olarak görünüyor bu Grundrente. Teşekkür ederiz Özbek Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı. Birçok konu açıkta kaldı, konu başlıkları. Bunları da önümüzdeki dönemde siz müsait oldukça yeniden değerlendirebilirsek bu şekilde seviniriz. İzleyicilerimiz de soruları varsa yazarlarsa onları da bir sonraki programlarda ele almaya gayret ederiz. Sizin son olarak tabii ifade etmek istediğiniz bir şey varsa, izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj varsa onu da alalım. Sonra toparlayalım. Buyurun. Tabii ki. Buradan değerli izleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Almanya'daki Rentenrecht dediğimiz emeklilik hukuku biraz karışık demeyeyim ama hukuksal terimlere dayandığı için herkesin okuyup anlayamayacağı bir şekilde düzenlenmiş. Onun için biz buradan, hatta size bir önerim var, izleyicilerimiz de duysun. Buradan Almanya'daki emekliliği konu olarak, kendi arasında da Alman türlü emekli çeşitleri var. Bunları ve diğer Türk emeklisiyle Alman emeklisinin çakışmaları gibi 3201 sayılı yasayla da bağlantılı olarak güzel bir önümüzdeki günlerde programlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler tekrar değerli Özbek Bey. Yine önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, size de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mutlu günler diliyoruz, hoşça kalın.